Ayfer telefon hattındaymış. Şimdi eski kayınvalide ile Ayfer çok iyi arkadaşlar. Sonra çocuklar evleniyor. Boşanma sürecinde de Ayfer'le ilgili bu iddialar var. Ayfer Hanım. Alo. Hı? Esra Hanım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Niçin? Ben şu anda şunu söyleyebilir miyim? Sizinle ilgili hep bu iddialarda bulunuluyor. Ben şu anda yoldayım. Otobüsteyim. Plakayı da verebilirim. Hı hı. 7 yaşındaki kızımla beraber Antalya'ya doğru gidiyorum. Git. Anlatabildim mi? Ama siz ben Antalya'daydınız zaten. Bir dakika, beni bir dinler misiniz? Belki ilçedeydi, merkeze gidiyor. Şu anda otobüsü durdurdu. Terminalde şu anda sadece benim için durdular. Lütfen diyorum bana. Tabii buyurun, söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullanın. Ben Giresun'dan Antalya'ya dönüyorsunuz. Istiyorum. Nereye? Tamam da ben oraya gelmek istiyorum. Lütfen buyurun. Bu insanların yalancı şahitlerin de hepsini ortaya çıkarmak istiyorum. Benim ailemi kimse bu şekilde şey yapamaz yani. İftiralarla, yalancı şahitlerle ortaya çıkartamaz. Ayfer Hanım, bakın bu kadın ticaretiyle ilgili, sizinle ilgili iddialar oğlunuzun boşanma sürecinde başlamış. Ve bakın, çok sayıda bu tarzda ihbarlar geliyor. Böyle bir şey yok. Ben her türlü alnım açık. Anlatabildim mi? Her türlü alnım açık benim. Sizi buraya bekliyorum o zaman. Canlı yayına gelin lütfen. Hakkınızdaki iddiaları cevaplayın. Bütün otobüs programı izliyor mu? Bakın, ben şu anda... Antalya'da Korkut elinde olduğunu söylediniz. Siz nereden ben nereye yolculuk yapıyorsunuz? Ben Antalya'da Korkut elindeyim demedim Hülya Hanım. İlk önce şunu açıklamaya kavuşturayım. Yalan. Bizim, bakın, Gülden'in ailesi geldiğinde biz Korkut elindeydik. Anlatabiliyor muyum? Sen Korkut elinde değilim dedim ki ne? Köydeyim dedin sen. Niye yalan konuşuyorsun? Felçli ablamın yanındayım dedi. Benim köyüm neresi? Neresi? Bir dakikada var ya 10 tane yalan konuşuyorsun. Aynen öyle. Yalan neresi kesin? Teyzesi. Başkanını filan da. Evet, belediye başkanını bildirmem. Kızımı sizden sadece ismi geçiyor programda. Ben Ayfer Hanım. Daha size var ya yavrumu ezdirtmem. Hanım, yok öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Artık sen avucunu yalarsın. Şimdi, 21 yaşında diye reşit diyerekten ben sana kızımı yedirtmem. Hayır, öyle bir şey yok. Yedirtmem. Ben anneyim anne. Ben sana kızımı yedirtmem. 21 yaşında diyerekten polisten sana verdi. Benim kızım gelmek istemedi. Ben sana kızımı yedirtmem. Ben anneyim anne. Sen anne değilsin. Benim kızımı sana daha yedirtmem. Vermem. Daha benim kızım buradan çıkamaz. ATV kanalından benim kızım çıkıp sana gelemez. Koskocaman ATV kanalı benim arkamda. Allah razı olsun. Hepsinden kızımı buldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daha göndermem. Daha kimden canını verirsiniz bakalım bundan sonra? Sizin arkanızda olabilir ama ben hayır, istiyorum. Ben gitmek istiyorum. Ne dersen de kızım. 21 yaşında istiyorum. Ben gitmek istiyorum. Seni doktora getireceğim doktora. Hayır. Şimdi Ayfer Hanım, şu anda hangi ildesiniz? Yani bulunduğunuz yerden İstanbul'a gelişinizi organize edeceğim. Havza terminalindeyim. Nerede? Havza. Havza terminalindesiniz. Evet, otobüse bindim şu anda. Niye dün gerçek dışı beyanlarda bulundunuz? Ekip arkadaşlarıma Gülden Hanım o kira konusunda teklif arasında... Benim kızım hepsini anlattı. Tamam mı? Yalan. Anlattıkları sizin düşünceleriniz, fikirleriniz mi yoksa Gülden'in kendi beyanları mı? Ben hiçbir şey söylemedim. Herkes özgür. İstediğini anlatabilir, istediğini söyleyebilir, isteyen istediği özgür, yerde kalabilir. Yalancı şey. Gülden, bunları sana kim söyletti? Ben kendim söyledim. Bana kimse bir şey söyledi ama. Sen hep zaten kendin söylersin. O, ben kendim konuştum, kendim yalancı söyledim. Yalancı benim. Oldum. Kızım, Antalya'dayım. Antalya'da ev tuttum fikrini sana kim verdi? Ben kendim söyledim. Dedim böyle böyle söylersek belki hani konu kapanır. Hani bu kadar uzamaz, ben muhatap olurum sen sadece dedim. Sen o zaman Antalya'dan ev tuttuysan ben 21'inde geldim. Ben başkasının evinde kalacağım. Senin evinde kalırdım kızım.
O ha? Zaman öyle demem gerekti. Ama biz de evde değildik zaten. Sen bana biz demedin mi? Sen köydeyiz diye sen Esra abla, ama bak geliyorlar, biz yine gelmeyin demedik. Ha. Hani beni arayıp akşamdan deseydiler ki bak. Biz yola çıktık geliyoruz. Biz de köyden o şehirden ayrıldığını duyamayacaktım ben. Üç tane kadın Gülden, gelmiş gitmiş onu orası duyamayacaktım. Kimin evi? Orası gittiğin ev kimin evi? Şu an ben de yaşadığım için beraber yaşıyoruz. Aha. Bizim evimiz. Kim ki? Evet. Biz dediğin kim? Ayfer annemle bizim. Ha, Ayfer anne. Ayfer anne. Evet. Ayfer ya annesi. Siz niye herkese bu annesi neden bu kadar zorunuza gidiyor ki anne demem yani? Ben hayır, sonuçta bak. Annem oluyor. Onur da benim anneme anne diyordu. Kızım seni psikolojimi bilmediğiniz şeyler var. Bir şey söyleyeceğim. Böyle... Onur şimdi annenle babana hakaret ediyor. Evet etti. Çünkü... Ha. Telefonda kendileri de ona haddinden fazla annesine, kendisine, bana ne dedim ettiler. Annesine? Bir ağzını açıp bir şey söylemedi. Benim Özcan abim var. Abimle ikisi kavga etti. Annemi aradım, telefonda yalvardım. Bak kavga edecekler. Yapma dedim. Erkek ne? Kavgası çok kötü olur niye dedim. Annem seni beni dinlemedi. Kızım senin abin seni savunuyor. Tamam seni ben kötü bir şey yapmadım. Ben sevdiğim sen kaynaşıyor benim kızım zaten. Benim kızım öyle her şeye kanar benim kızım. Ben bir şeye kanmam. Gülden'ciğim ben kayınvalideme çok severim kayınvalidemi. Ben de teyze diye hitap ederdim. Anne demem o kadar zaman aldı ki bir gün babam dedi ki ben Meri teyze diyordum. Meri teyze derken ağzımdan bin tane teyze anne çıkıyordu. Fakat anne diyebilmek çok zordu. Babam bana dedi ki kızım artık ayıp oluyor bak bu kadar zaman ve ben çok uzun yıllardır eşimle beraberdim. Ya üç günde tanıdığınız kişiye anne diyorsunuz, annenizi, gerçek ananızı babanızı siliyorsunuz. Yo, anneliği babalığı da boşaltıyorsunuz altına. Zaten biz konuşuyorduk. Anne babanı kendisi silme, de sen söylüyordu. Anne babanın yanında kızım diyordu, annen baban aradığı değil. Zaman aç konuş diyordu. Bazen evde hani misafirimiz oluyordu, ha. O zaman açamıyordu. Hiç misafiriniz bitmiyordu ki zaten. Mesela hani ablası geliyordu, teyzem geldi bir gün. Hı. Protokol tabii insan yani açmamalı oteli. Ondan sonra hani yok hayatım. Hani ben açmak istemedim. Dedim ki hatta abimle de konuşmuştum. Zaten abi dedim misafirler var dedim. Ben dedim ararım dedim tamam dedi. Peki hatta, o misafirler ki neye geliyorlar eve? Hani oturmaya geldiler. Yol üstündeydi zaten yeni taşındığımız eve. Evet. Ondan sonra işte hatta Ayfer anne dedi ki tamam git sen mutfağa konuş dedi. Konuşabildiğin sen kadar konuş dedi. Talimatlarla mı hareket ediyorsun? Hayır. Kızım, senin ben kapattım yok mu? Ya ben telefonu kapattım ya kapatma dedi. Çünkü diyorlar ki dedi hani bak Ayfer kapattırıyor. Hani konuşturmak istemiyor diye söylüyorlar dedi. Al telefonu git dedi konuş dedi aile. Anne dedi. Konuşabildiğin kadar konuş dedi. Çok şükür. Sen konuşabildin mi? Ben o gün konuşamadım. Sonra akşam aradım ama çok konuşmadık. Hani sonra da diyorlar ki konuşturmuyor da etmiyordu diye. E zaten kendisi diyordu konuş diye. Konuşturmuyor. Yani hayır öyle bir şey kimse beni zorlamadı. Sosyal medya hesaplarınızı kapattınız mı Gülden Hanım? Bu 26 Ekim'den sonra bütün sosyal medya hesaplarınızı ve arkadaşlarınızla evet. Olan ilişkilerinizi kestiniz mi? Evet. Ben konuşuyordum arkadaşlar. Hayır bütün diyor. Sayfaları diyor. Yani bloke ederiz ben ya. Ben çok önce oldu zaten Instagram şeyi falan kapattım. Bütün sayfaları kapattım. Bütün. Ne zaman? Yani ne zaman? Temmuz gibi falan kapatmıştım. Hı. Ayfer de kapattı mı? Yok açık. O ben açık. Kendim kapatmak istedim. Çünkü hani konuştuğum bir insan var artık. Hani sosyal medya kullanmak istemedim. Kızım, başkalarıyla da muhatap değil. Olmak istemediğim için. Senin konuştuğun insan demek insan değil demek ki insanlar kızım. Sosyal medyayı kendisi sadece birini bulmak zaten. İçin kullanıyorlar. Hayır, kendisi de kapattı zaten. Ben de kapattım. Başkalarıyla muhatap olmak istemediğimiz için tek bir yerden konuşuyoruz zaten. Aramak bir de dedim ben onların evine arayayım. De gireyim çıkmayayım dedin. Onur bekleyeyim evet, dedi. Evet öyle dedim. Ha, öyle dedin. Aferin benim. Öyle dedim. Aferin gittim. Benim kızıma. Hayatım evet. Sen şanslı birisin ki. Yani evet. Aslında şansla değil de sınırları belirlemek lazım. Biri sıkıyor çocuk içinde patlayacak. Öbürü gevşek bırakıyor nereye giderse gitsin diyor. Bunun bir sınırı olacak. Ailen seni gene sen onları bir şekilde ikna edip izin alıp oraya gitmişsin. Sen oradan geri dönsen normal bir ilişkiyi yaşamanız gibi gerektiği gibi yaşasanız sorun yok. Yaşamamız sorun, gerektiği gibi yaşayamayacak ki çünkü istemiyordular. Senin büyülenmiş gibi böyle evet. Gözün elin kolun böyle bağlı, büyülenmiş gibi, akıl evet. Dışı davranıyor. Aynen öyle. Gülden, yok, hayır. Gülden baksana, Ayfer anneanne evlenmeyeceksin.
Sen Onur'la o çok birliktelik ya, hal ve hareketleri nedir, davranışları nedir? Belki bu süreçten sonra Onur Bey senden hoşlanmayacak. Siz çünkü o tanıma sürecini geçirmemişsiniz. Yani beş duyu organının yalnızca işte internette gördüğünüz biriyle evlilik olmaz. Ayfer'i ne kadar tanıyor? Onun yaşadığı alanı görmen lazım, iş çevresini görmen zaten lazım, arkadaşlarını benim kızımla irtibat kurdu onlar, bizimle değil. Ayfer mesela kayınvalidini ne kadar tanıyorsun? Ben de işte Mayıs ayından beri tanıyorum. Mayıs Haziran'dan tanıyorum. 26 Ekim'den beri tanıyorsun. Ne kadar tanıyorsun yani? Nasıl bir insan? Yani iyi bir insan. Hani işine gidiyor, işinden evine geliyor. Evinde bir ne tane iş yapıyor? Evinde bir tane çocuğu var. Mesela ona gelirken bir şey alıyor, beni de ayırmaz. Gelirken bana da alıyor. Sana da mı çikolata alıyor? Hayır. Ha. Mesela hani yani şeker eksik alıyor, bir şeyim oluyor, alıyor, geliyor. Bir çikolata alsın, bir sakız alsın. Ben sana alsın, ne o bile yeter yani. Nasıl bir hani insan ya? Ne iş yapıyor? Yani. Hangi adreste çalışıyor? Kimin yani yanında çalışıyor biliyor musun? Hastanede çalışıyordu. Ha. Bakıcılık yapıyordu. Hasta bakıcısıydı. Hastanede? Evet. Hangi hastanede? Yani tam olarak bilmiyorum hastaneyi. Çünkü ben de yeni Antalya'ya gittiğim için. Öğretmenlik çalışıyordu, diyormuş galiba. Çalışıyordu, hastaneye bıraktı. Evde çünkü kızı da hasta, rahatsız. Kızım öğretmenlik nöbet geçiriyor. Herhalde. Kim? Ha, bu 7 yaşındaki çocuk. Evet. Hı. Nöbet geçiriyor. O da rahatsız olduğu için pek gitmek istemiyor. Hastanede hasta bakıcılık yapıyordu. Evet. Sonra temizlik işleri çıkıyor. Ev temizliği. Bak, hastanedeki hasta bakıcılık dediği o hastaneye devletin kurumunda çalışıyorsa zaten işi yeri yurdu bellidir. Özel bir hastanede çalışıyorsa gene o hastanenin adını verdiğinde orada öyle bir hasta bakıcı çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu öğrenmem çok kolay. Bu kadın hasta bakıcı. Aynı zamanda temizlikte ne yapıyor? Yani ev temizliğine çağırdıkları zaman hani arıyorlar, temizliğe gidiyor. Hayatım günlük. Düzenli hastanede çalışan biri günlük ev temizliğine niye gitmiyor gitsin işte, ki? Hastaneye bıraktı, sigortalı her şeyiyle sosyal güvencesi olan bir işi var. Tamam hastaneye belki gitmiyor, devlet kurumun bıraktı işte, hastaneyi bıraktığı siz için temizliğe gidiyor. Siz ne iş yapıyordunuz? 3000 liranız olduğunu bahsetmiştiniz dün. Hani ben Onur göndermişti parayı. Siz çalışmıyor musunuz? Hayır. Annesine para göndermiyor mu? Gönderiyor, bize Onur gönderiyor zaten. Onur hayatım annesi bulunuyor. Varken, annesi kardeşi varken sana niye cebindeki tamam, 3000 lirayı göndersin? Annesine de gönderiyor, bana da gönderiyor. Hiç öyle bir şey yok Gülden, kendini inandırıyorsun. Çünkü bir ihtiyacım bir de var diye ya, bana da gönderiyor. Ne ya. Mesela düzenli aynı ev, çok özür dilerim bak. Şimdi eğer eve gelen böyle haftada bir yardımcınız varsa bu tarzdaki insanlar çok güvenilirdir şu açıdan. Bilirsiniz ki işte her salı size gelir, her çarşamba günü işte Fatma'ya gider. Bunlar hep böyle birbirlerini tanıyan insanlardır bu iş yapıyorsa. Tekrar soruyorum sana, Ayfer ne iş yapıyor? Hasta bakıcılığı yapıyordu, şimdi temizliğe gidip geliyor. Haftada kaç gün? Yani çağrıldığı zaman gidiyor. Şirkete bağlı mı çalışıyor? Bir ay gittiği oluyor. Evet, bankalara da gidiyor hatta temizliğe. Çaycılık yapıyor, temizlik yapıyor, şirkete bağlı. Apar topar taşındınız mı bir evden? Apar topar taşınmadık. Gece yarısı mı taşındınız? Hayır, gündüz taşındık. Gece. Ha? Gece kim görmüş gece taşınıldığını? Komşulara gitsinler, gece, komşulara. Babanın iddiaları bu yönde. Gece apar gece topar değil, taşındılar. Hayır, gündüz evet, kızım, gece biz eşyalarımızı hani taşınacağız ya yarın. Ertesi gün taşınacağız. Eşyaları toplamadan ne yapalım? Hani bir gün içinde nasıl toplayabiliriz? Hatta yarısını almışsınız, yarısını almamışsınız. Yarısını almadık diye bir şey yok. O perdeler ev sahibinin olduğu hayır, için biz perdeleri hayır, balkonda eşyalarınız varmış. Hayır, eşyalarımızı Gündence. Onlar alınmış. Evet. Eşya şimdi taşınma dediğin bıraktık. Şey genelde bir iki ay öncesinden plan. Planlanır. Tamam, sen çıkacağın tarihi bilirsin. Yeni tuttuğun evi bilirsin. Bu bir anda harala göreli tamam, mi oldu? Tamam biz evimizi bulduk, evi bulduk zaten. Sonra eşyalarımızı toparladık. Ondan sonra o gün yani gündüz taşındık. Kim diyormuş gece taşını diye. Kızım. Kim görmüş? Sağlığından oynamış. Ya ben gayet tamam sağlıklı değilim. Ben gayet sağlıklı. Ben istemiyorum. Evi kim tutmuş? Ben istemiyorum. Ya evi Ayfer tuttu da sözleşme kimin üzerine yapıldı? Annemin üzerine. Hala annem diyor bak kendimi paralayacağım Allah yemin Allah, olsun ya. Allah Allah. Buradaki hanımefendi kim? O da anne. Anne. O zaman benim anne? Yanıma gelirsin. Gelsene buraya madem. Ben gelmek istemiyorum. Burada oturmak o zaman istiyorum. Buraya gelirsin. Annen gelmek sen buraya gelirsin. 2,5 aydan beri annen seni kucaklamadı. Istiyorum. Ayfer anne. Senin 2,5 aydan beri düzgün konuşabilseydik biz zaten gelecektik. Kızım. Ama sen konuşamadık ki. Sen bu kadar yalanlar söylemişsin. Ama böyle bir şey oldu. Sen her konuşmada bir bize. Şey artık tamam inanmışsın onlara kızım. Aferin sana. O şekilde evi kim tuttu evi? Kira sözleşmesi senin üzerine. Çıkartırım bunu. Tamam beraber tuttuk. Hayır. Kira sözleşmesi senin üzerine.
Olabilir. Beraber oturuyoruz. Çıkartırım bunu nasıl ortaya. Evde. Beraber oturuyoruz. O kira borçları ödenmediğinde... Benim şikayetim yok ki. O kira borçları ödenmediğinde, 3 gün sonra ev çıktığında kimin başı yanacak? Oraya imza atan kim? Niye ödenmesin, ödenir. He? Niye ödenmesin? Hayır. Ödenir. Çalışıyor musunuz? Orada kimin imzası var? İmzaladınız. Kimin imzası var? Var. Benim senin imzam var. Var. Evet. Sen çalışmıyorsun. Senin sosyal güvencen yok. Bir anda Ayfer anneye bakar mısın? Ne mübarek insan ki hemen de gelinine o kadar güvenmiş, tutacağı evin kontratını yaptırmış. Sen kiraladın değil mi? Evet. Ya o para ödenmezse? Ödenir, niye ödenmesin? O ev sahibi senin peşine düşerse? Ödenir, niye ödenmesin? Kredi de çektin mi? Hayır. Hazırlık yapıyor musun kredi çekmek için? Kredi falan çekmiyorum abla. Çıkartırım. Çıkartabilirsin abla, ben bilmiyor muyum kendimi? Ben kredi falan çekmedim. Çektirirler mi? Niye çeksem çektim derim. Allah'ın bildiğini ben kuldan niye saklayayım ki? Esra Hanım, bir şey sorabilir miyim lütfen Gülden'e? Esra Hanım. Ah Gülden'cim, ne güzel kendinizi kullandırıyorsunuz. Bunları niye yapıyorsun? Onur için mi yapıyorsun? Evet. Bunu onur için mi yapıyorsun? Kendim için yapıyorum, hayır, bizim için kendi yapıyorum. Kendi için yapıyorsan böyle. Bunu onurla bir gelecek kurmak için mi yapıyorsun? Evet. Ha? Sevdiğin, annem bak, sevdiğin için mi yapıyorsun evet, bunları? Evet abla. Yani kendini kullandırıyorsun. Hayır. Ortada damat yok. Annesi var, sana ev tutturuyor, senin yanında tutuyor. Ona annem diyorsun, kendi anne babanı siliyorsun. Hepsi... Ben annemi babamı silmedim. Biz sen anneni babanı silme, sen biz bu yurda 15-20 gündür konuşmuyoruz. Onu da Antalya'ya gelmişlerdi, tartışma olduk da. Yarın görüşeceğiz sevgili seyirciler. Ayfer Hanım da canlı yayına stüdyoya gelip hakkındaki bu iddiaları cevaplamak istediğini de söyledi. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Vallahi, hoşçakalın. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur. Bir adam yardım etti. Bilmiyorum adını. Saftı. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Kız bir cinayet görmüş. Öldürülen bir savcı. Kızı öldürün. Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Kızımın da benim de ailemin de hayatı sana emanet. Adım Araçlı mı? Mahur. Maraşlı. 11 Ocak Pazartesi ATV'de başlıyor. Çok güzel bir isim.